Kabaca Tarım'dan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Stihl 075 AV modelini arıza tespitini yapacağız arkadaşlar. Şundan bahsedeyim. Ben bu makineden hiç daha önceden görmedim. Daha ilk defa gördüğüm bir makine. Bu Almanya'dan geldiğini söylüyor bize gönderen arkadaş. Bir bakacağız. Hani arıza tespiti hiç yapmadım. Hiç böyle bir modelle sökmedim açıkçası. 051, yanlış hatırlıyorsam 051 modeline benziyor. Bir bakacağız arızası ne, çalıştıramadığını söylediler. Hani en son ne zaman kullanılmış onu dahi bilmiyorum. Gelin birlikte bakalım. Bizi biraz uğraştırır mı onu da bilmiyorum. Tamamen bakılacak bir motor. Yani çalışmıyor diye geldi açıkçası. Belki bu model üretiminde ben dünyada bile yokmuşumdur. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle bir ateşlemesine bakacağım ilk. Motor boğulmuş gibi görünüyor ama. Sefak. Bu gibi durumlarda stopu çekin arkadaşlar. Şase yapıp çarpabilirsiniz diye. Sıkıştırma iyi gibi duruyor ama bakın şuraya yakıt birikintisi yaptı. Biraz da şöyle bir etrafını temizleyelim. Bayağı boğulmuş vaziyette zannediyorsam. Ya karbüratör iğnesi kaçırıyor ya da aynen buraya zannediyorsam bayat benzin varmış. Hemen bir dökelim. Oho. Benzin filtresinin kapağı mı bu? Bir bakalım. Cem selpa getirir misin dostum ya? Şöyle bir filtreyi sökeceğim. Yani çekeceğim içinden. Bu nedir tam olarak bilmiyorum. Bunu bir bakacağım patlak resminde. Var mı böyle bir parça, yani nerede oluyor? Filtreyi pek sevmedim arkadaşlar. Büyük bir ihtimal karbüratör tıkamıştır diyeceğim ama boğulmuş gibi de duruyor. Yakıtı koymadım içerisine. Şimdi zaten makine boğulmuş vaziyette olduğunu düşünerek de bir dışarıdan benzin besleyerek çalıştırmayı deneyeceğim. Bir ateşlemeye bakalım başla. Gardını al dostum, alev almasın makine. Gerçi stoba almıştı. Bujinin ateşlemesine bakarsak sanki platinli gibi ateşliyor ama makine elektronik bobinli olduğunu söylüyor. Şimdi bakın halen daha yakıt geliyor. Şimdi içerisinden yakıt gelişini engelleyeceğiz ki deponun içinde de biraz pislik var. Ki yakıt olmadığı için filtreyi sökülü vaziyette attım içerisine. O ayrı konu. Yakıtsız şu boğulma olayını bir çözmeye çalışacağım. Boğulan makineleri bujiyi söküyorsunuz. Depo kapağının açık olduğuna bakmayın. Ayrı bir konu. Böyle buji kısmı aşağıya gelecek şekilde çekiyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya birikiyor arkadaşlar. Bak. Hayırdır olsun. Ya sen ne kadar böyle sabote ediyor lan bu bizim videoları. Vallahi yanlış. Bunu dövelim ya. Biz ya. Neyse. Oğlum hep videoları bölüyorsun ama. Ya bak. Vallahi yanlış. Ben ya. Tamam anladık. O ayrı bir şey de. Ben burada video çekmeye çalışıyorum. Sen oradan ya illa bir şey. Oradan bir malzeme kurcalıyorsun. Bir trim sesi illa vereceksin. Yani gacırdan eski arabalar gibisin oğlum. Yok böyle bir adam görmedim ben. Ne var eskilerde var ya. He? Ne var eskilerde var. O zaman ben senden daha eskiyim oğlum ona bakarsan.
Nasıl bir koku lan bu böyle? İyi bir koku değil. Bobinde de arıza olabilir. Onu da söyleyeyim. Bakın halen de yakıt var içerisinde. Bir tane avucu getirmiştim. Onun bir ateşlemesine bakayım. Canemek. O patlak. Şunu bir silelim. Şimdi yakıtsız deneyeceğim. Bunu niye böyle yapıyorsun demeyin. Zaten motorun içerisinde yakıt türevi, ıslaklık var. Maksat eğer şayet yanıcı bir özelliğe sahipse şu an içerisindeki kalan sıvı ya da yakıt diyelim neyse artık bilmiyoruz. Onu yakabilirse buji yakacak ve motorun içi temizlenmiş olacak en azından. Benim düşüncem o. Çünkü piston hareket ettikçe benzini tekrar tekrar çektiğinden dolayı boğacak makineyi. Şöyle bir deneyelim. Motor da mübarek. Bayağı şey. Gel dostum gaza bassa. Kelebek bir açılsın. Sağlam tut ama. Çok sert. Nasıl oluyor bilmiyorum da. Ses fosurlama gibi. Bunun bir sonra bakmaya çalışalım. Diyeceğim Allen 4 lazım. Nerede bizim Allen 4'ümüz? Pistona bakıp kendimizi kesinleştirelim. En azından buradan görebildiğimiz kadar görelim. Şimdi ustası olmadım ya da hani hiç daha önceden tecrübem olmayan makineler pek ellemek istemiyorum, mıncırmak istemiyorum. O yüzden ya da parçası olmayan makineleri. Şimdi bunların birçok parçası yoktur, emin olun. Çıkma belki piyasada bulunabilir de. Ama sevdiğim bir abim getirdi. Rica etti. Kıramadık, aldık inşallah. Makine düzgün olur. Çalıştırır veririz. Kendisine çalışır vaziyette. Çok hafifmiş. Şurada bir tane vida yeri var. Ama onun burası yok bakın. O ne lan? Egzozu nereden sökeceğiz bunu? Takımı kaldık. Şuraya bir alalım bakayım altında. Bir şey görünüyor mu? Bu tarz yukarıdan hava girişi olan makinelerin vidalarını sökerken karbüratörün jikle kelebeğini çekin ki motorun içerisine somun kaçmasın. Sonra komple motoru dağıtmak da gerekebiliyor. Bu tamamen şans işi. Sonra dersen olursun. Thank you.
telefonu versene alışayım. Şurada bir tane kapak var aynen. Biz bunun pistonu görmek istesek buradan da gene göremeyeceğiz. Şurada bir tane kapak var. Gel olsun böyle. İstersen göster. Bir tanesi var. İkincisi yok. Şu kapak. Vidaların olduğu kapak. Şöyle koyduk. Ve Allian 4 ile egzozu sökebileceğiz de. Buradan nasıl göreceğiz silindir onu bilmiyorum. Buraymış lan böyle. Burada bir şey var. Yağ pompası ayağı. Oo. Adamlar yapmış. Ama o zamanlar. Geldi bir model daha. Vallahi billahi akşamları bunları çekiyor. Selamünaleyküm ey cemaati müslümin. Oğlum senin işin gücün yok mu lan? Git kafamı dağıtma, yürü git. Tamam abi, ne güzel ya. Kaç gündür sizi çekiyorum burada ya. Dostu. Ses yapma. Oğlum piston çizik de nasıl göstereceğiz lan biz bunu? Çapraz görünüyor. Telefonun ışığını aç abi. Açıkmış abi. Öyle bir çizik ki öyle böyle değil yani. Bu motor çalışmazsa boğulur. Görüyor musun lan onu? Böyle bir şey kalmaz. Valla bak. Bir tane tornavida tutayım içeri, hatta şunu. Piston tam burada. Ha. Görüyor musunuz? Siyah çizgi. Şöyle duruyor. Şuraya bak. Görüyor musunuz? Burası çizik. Bunun piston acayip derecede çizik. Şimdi karbüratörde ne vardır, ne yoktur onu da bilmiyoruz. Piston var mı onu da bilmiyoruz. Bakacağız. Bayağı bir heybetli makineye benziyor da. Sağlam çizik ama piston ha. Ey maşallah. Ve bunun silindiri şu kolu alacağız. Çıkacak. Zor bir şeye benzemiyor. Yapılabilir. Bu tarafı da sökeceğiz %80. Ama parçası var mı? Tereddüt ettim. Yani söylediğim gibi bu arıza tespiti olacaktı hani ya da onarım olacaktı ama pistonu çizik. Tam olarak ne olacak bilmiyorum. Karbüratör nedir durumda onu da bilmiyoruz. Şu yakıt hortumu sertleşmiş ama bunu zaten değişir. O en basit iş o. Yeter ki şuradaki hortum şu olsun. Buraya da şu subap için, yani subap için derken pistonu ileri geri hareket ettiğinde yakıtı vakumlayabilmesi için olan hortumu da normal şeyden kesmişler ya. 61'in hortumlarına benziyor. Karbüratör de zaten benzer. Killotson. Bobini burada. Bir bakalım. Piston var mı yok mu ona bakacağız. Şayet varsa zaten toplarken çekeriz. Tabii sahibiyle görüşeceğiz ama olmazsa da ufaktan böyle bir hani böyle bir makine geldi. Yakup hiç bilmiyor. İlk defa gördü böyle bir şeyi. Ondan sonra yani bu 075 modelinden bahsediyorum. Pistonda çizik. Bilgi sahibi olun diye çekmiş olmuş olurum sizin için videoyu. Paylaşırım belki. Görüşmek üzere arkadaşlar.